Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir ürün inceleme ve videosu ile beraberiz. Bu videomuzda Opinel markasının karbon serisi cep çakılarını inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda incelediğimiz kamp ve av bıçakları videolarına gelen yorumlar doğrultusunda takipçilerimizin bu konuda tavsiyeye ihtiyaçları olduğunu görmüştüm ben. Bu doğrultuda yıllardır kullandığım Opinel markasının gerek kalite gerek fiyat bakımından sizlere önerebileceğim bir marka olduğunu düşündüm. Önce size biraz markadan bahsetmek istiyorum. Bu marka çakıların en önemli özelliği 1890 yılından beri kanıtlanmış olan bu tasarımı değiştirmeden üretimi olduğu gibi devam etmeleri. Ama tabii farklı kabze materyalleri kullanabiliyorlar bunları yaparken. Örneğin kayın, meşe, şimşir, plastik gibi. Bunları değinecek olursak, bunlar kayın saplı çakılar. Değinilmesi gereken bir diğer özellikleri ise çok sağlam evladilik çakılar olması arkadaşlar bunların. Ergonomisi bakımından benim bugüne kadar kullandığım en iyi geometriye sahip çakılar. Opinel markasının çeşitli çakı boyları var ve bu boylar 4 numaradan başlayıp 12 numaraya kadar gidiyor. Burada 7 ve 8 numaralı modelleri gözüküyor arkadaşlar. Bu numaralar sap geometrisini anlattığı gibi, yani kabze geometrisini anlattığı gibi aynı şekilde namlu boyunu da bize söylüyorlar. Örneğin numara 8 bir Opinel çakının namlu boyu da 8 santim demek oluyor. Kabze boyu 8 santim olduğu gibi namlu boyu da 8 santim demek oluyor. Modellerini şu görebiliyor musunuz? Şurada göstereyim size. Parlıyor sanırım. No 8 ve yanında da Made in France yazıyor. 7 olan da ise No 7, yanında da Made in France yazıyor. Siz de bu tip çakıları alırken el boyunuza göre ihtiyacınız olan çakıyı almış oluyorsunuz. Benim elime en uygun olan 8 numara olduğu için ben 8 numarayı tercih ettim. Elime tam oturuyor. Sorunsuz tutuş sağlıyor. Elden kaymıyor. 7 numara da öyle. Birazcık daha küçük. Genellikle taşıması sıkıntı olan yerlerde, yani üzerimde taşımam gerekiyorsa, kamp çantam ağzına kadar doluysa veya hemen cebime atıp doğaya çıkabileceğim bir durumdaysam bunu alıyorum. Aksi takdirde 1 santim büyüğünü tercih ediyorum. Bu çakılarda bahsedilmesi gereken en önemli özelliklerden bir tanesine gelecek olursak, bu da Opinel çakılarının güvenlik sistemi arkadaşlar. Bu güvenlik sistemi çakıyı açtığınızda iş yaparken çakının kapanmasını veya çakıyı kapattığınızda istemeden cebinizdeyken veya çantanızdayken çakının açılmasını engelleyen bir sistem. Çok basit bir sistem. Ben şöyle göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi kullandığımız çakının numarasını yazan metal bir halka var burada. Çakı kapalıyken halkayı çeviriyorum ve çakı kilitleniyor ve açılmıyor. Çakıyı açmak istediğim zaman emniyeti açıyorum. Çakıyı açıyorum. Ve emniyeti tekrar kapatıyorum. Böyle yaptığımız zaman çakı açıkken artık kapanmıyor. Tekrar çakıyı kapatmak istediğim zaman emniyeti açıyorum. Çakıyı kapatıyorum. Bu kadar basit. Gerçekten güzel, çok iyi düşünülmüş bir özellik bu arkadaşlar. Gereksiz yaralanmaları her şeyi engelliyor. Bu çakıların en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu emniyet tertibatının olması. Opinel çakılarını gerçekten hafif ama gerçekten çok hafif, ergonomik ve çok sağlam olarak üretiyor arkadaşlar. Doğada, kampta, balıkta ağırlığını hiçbir zaman üzerinizde hissetmiyorsunuz. Yani ağırlığını ve boyuna göre bu çakıların yaptıkları iş gerçekten çok iyi. Opinel'in daha farklı serileri de mevcut. Bu serilerinde birbirinden farklı özellikleri var. Elimizdeki modeller karbon serisi modelleri. Bakın gördüğünüz gibi
Çakının üzerinde, bıçağın üzerinde karbon yazıyor. Ve aynı şekilde kabzanın üzerinde de karbon yazısını görebiliyorsunuz. Bunlar karbon serisi modelleri. Bunun gibi inox ve lux gibi farklı serileri de mevcut. Biraz Opinel'in keskinliği konusuna değinecek olursak, Opinel gerçekten çok keskin çakılar üretiyor arkadaşlar. Hatta bugüne kadar gördüğüm en keskin çakı da diyebilirim ben. Çakı olarak düşünüyorum, değerlendiriyorum. Neredeyse bıçak kendi ağırlığıyla kağıdı keserek ilerleyecek. Ve bu kağıt gerçekten çok kalın bir kağıt. Kalın ve yumuşak bir kağıt. Gördüğünüz gibi sıcak bıçağın tereyağını kestiği gibi kağıdı kesiyor. Yani yanlışlıkla parmağınızı, bileğinizi bile baştan aşağıya hissetmeden kesebilecek keskinlikte bıçaklar. Çok ihtiyacınız olursa tıraş olurken bile kullanabilirsiniz. Ve bunlar bir müddettir benim kullandığım çakılar, dolayısıyla keskinlikleri gitmiş olmasına rağmen sorunsuzca tıraş ediyor. Opinel tüm serilerinde, tüm çakılarında iki tip çelik kullanıyor arkadaşlar. Bunlar az önce belirttiğim inox ve karbon çelikleri. Piyasada bu iki çelikten yapılan farklı Opinel çakılar var. Ancak bu iki tip çelik arasında da, yani bıçak ve kullanım açısından dağlar kadar fark var. Burada siz ihtiyacınız olan çeliği seçiyorsunuz. İhtiyacınız olan çelikten imal edilmiş çakıyı tercih ediyorsunuz. İnox bıçakların özellikleri paslanmamaları. Dolayısıyla dere kenarında balık avlarken, bağda bahçede, dediğim gibi balıkta rahatlıkla kullanabileceğiniz, fazladan bakım gerektirmeyen bıçaklar. Ancak inox bıçaklar karbon serisi bıçaklara nazaran daha yumuşak bir malzemeye sahip oldukları için daha çabuk köreliyorlar. Karbon bıçaklar ise sert yapıları sayesinde çok zor köreliyor ve çok uzun süre keskin kalabiliyorlar. Bu karbon bıçakları bilemek de çok kolay. Yani inoxlara nazaran bilemek daha kolay. Ancak karbon bıçaklar da uzun süre kullanımdan dolayı kararma yapabiliyor. Bu yüzden her kullanımdan sonra güzelce yağlayıp özenle kaldırmak gerekiyor. Çünkü oksidasyon karbon bıçağın ömrünü hızlı bir şekilde kısaltıyor. Yani ne kadar iyi bakarsanız bıçağınıza, o kadar uzun yıllar sorun çıkartmadan kullanabiliyorsunuz. Benim gibi karada yapılan aktivitelerde bir bıçak arayışı içindeyseniz, siz de karbon olanı seçmelisiniz ve kesinlikle tercihiniz Opinel olmalı. Başlangıç ve orta seviye kampçılar ve doğa tutkunları için bu bıçaklar gerçekten biçilmiş kaftan. Yani emin olun daha iyisini bulamazsınız. Şimdi bu inox ve karbon olanları karşılaştırırken az önce keskinlik ve körelme konusuna değindik. Bu biri diğerinden daha iyi demek değil arkadaşlar. İkisi de tıraş bıçağı kadar keskin çeliklere sahip. Sadece dediğim gibi kullanımınıza göre seçmeniz gerekiyor. Yani ben bakımıyla, cartıyla, jurtuyla çok uğraşamam diyorsanız tabii ki o zaman inox olanını tercih etmek durumundasınız. Inox serisi bir Opinel'im olmadığı için tam bilemiyorum ama karbon bıçaklarda kullanımdan dolayı eğer kılığı oluşursa, bu kılığı almak için masat kullanmanıza gerek yok. Avucunuzun içiyle bile bunun kılığını alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ancak bileme konusuna gelince kesinlikle yani alayım ben bunu bir zımparayla bir bileyim falan gibi bir şey düşünmeyin. Gerçekten bileme konusunda tecrübeli birisine vermeniz gerekiyor bıçağı. Yoksa ağzını körelttiğiniz zaman bir daha bunları ağız açmak gerçekten çok zor oluyor. Yani illa bilenmesi gerekiyorsa bir bilecide, düzgün bir bilecide iyi bir şekilde biletin. Ama zaten kolay kolay körelen bıçaklar değil. Yani özellikle böyle alıp haldır uldur oduna moduna falan girmeyecekseniz
Uzunca yıllar tekrar bilemeden bu bıçakları kullanabiliyorsunuz. Tabii daha ağır şartlarda kullanmanız gereken bıçaklar varsa o zaman onları tercih etmeniz gerekiyor. Ama mesela bunun 12 numarası var. Yani namlu boyu 12 santim, kabza da 12 santim. Onlarda kullanılan çelik birazcık daha kaliteli. O birazcık daha av bıçağı olarak kullanılabiliyor. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar bu bıçaklarla ilgili. Opinel çakılar gerçekten çok iyi bir alternatif. Özellikle başlangıç ve orta seviye kullanıcıları fazlasıyla tatmin edebilecek kalitede yapılmış. Ve bu kaliteye karşı aldığınız, ödediğiniz fiyat gerçekten çok düşük. Numara 8 için konuşacak olursak, internette veya mağazalarda 25-30 TL arasına bıçak iyi temin edebiliyorsunuz. Fiyatı gerçekten çok düşük. Çok kaliteli bir çelik, Fransız çeliği. Ben kendi adıma tavsiye ederim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Olumlu ya da olumsuz yorum yapmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenmezseniz de aşağıdan lütfen videonun nesini beğenmediğini söylerseniz beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eğer şimdi seyretmeye devam ederseniz ben bıçaklarımı gördüğünüz gibi birçok yerine eliyle dokundum. Eldeki asidik yağlar bıçağı çok çabuk karartıyor. Gerçi kararmış opinel bıçak kullanmayı sevenler de var. Buna şahit oldum. Örneğini sol üst köşede görüyorsunuz şimdi. Çok güzel karartılmış bir opinel karbon var. Ama ben kararmasını istemiyorum bıçaklarımın. Seyretmeye devam ederseniz bıçağımı düzgünce yağlayıp kaldıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Thank you.